Vergiyle ilgili kavramlara devam ediyoruz. Efendim, vergiyi doğuran olayın ne olduğunu zaten daha önce anlatmıştık. Daha kolay oldu bizim için. Tekrar etmiş olduk. Peki bunun dışında başka hangi kavramlar var? Sevgili arkadaşlar, yine önemli bir kavram var. Galiba kavramımız şu olmalı, yanlış hatırlamıyorsam. Vergileme maliyetleri. Şimdi vergileme maliyeti ya da verginin maliyetleri nelerdir? Öncelikle şu uyarıyla direkt başlıyorum. Hocam, vergileme maliyetleriyle vergi harcamaları birbiriyle karışmamalı. İkisi farklı şeyler demiştik, değil mi? Vergi harcamasının ne olduğunu zaten biliyorduk biz. Vergi harcaması neydi sevgili arkadaşlar? Devletin sosyoekonomik gerekçelerle tahsilden vazgeçtiği vergi geliriydi. Yani bu muafiyetti. Bu istisnaydı, bu indirimdi, bu vergi tatiliydi, bu atıyorum terkindi. Bunu zaten biz size daha önce anlatmıştık. Şimdi vergileme maliyetini açalım beraber. Bakınız, vergileme maliyeti gerek idarenin gerekse mükellefin vergileme sürecinin tamamında karşı karşıya kaldığı maliyetleri ifade eder. Ve biz vergileme maliyetlerini kendi içerisinde idarenin karşı karşıya kaldığı maliyetler olan idari maliyetler ve mükellefin karşı karşıya kaldığı maliyetler olan uyum maliyetleri olmak üzere ayrıca ele alırız. İdari maliyetler nedir? Aklımıza ne gelmeli? İdari maliyetler temelde verginin tarh ve tahsil maliyetleridir aslında. Daha önce biz size vergileme sürecini anlattık. Ondan sonra, ondan önce de vergileme ilkeleri anlattık mesela. Orada değinmiştik. Hocam, şimdi verginin tarh edilmesi için bir personel gerekiyor. Bu personel bunun için kırtasiye kullanıyor. Bu personel bunun için bilgisayar kullanıyor. Enerji kullanıyor. Harcama yapılıyor. Burada bir bina var. Bu binanın kirası var. Efendim, burada enerji gideri var vesaire. Öyleyse idari maliyet dediğimiz kısım bunların hepsini kapsıyor. Yani idari maliyetler vergi idaresinin ne maliyetleri? Mesela burada personel ödemesi var. Burada kira ödemesi var. Burada efendim ne var? Enerji harcaması var. Burada ısıtma gideri var. Efendim, burada taşıt gideri var. Burada makine, teçhizat, ne ararsan var. İdari maliyetler geniş. Gördük bunu. Peki benim merak ettiğim şey mükellefin karşı karşıya kaldığı maliyetler olan uyum maliyetlerinin ne olduğu. Peki uyum maliyeti nedir hocam? Uyum maliyeti deyince ne anlamalıyız? Uyum maliyeti mükelleflerin karşı karşıya kaldığı maliyetlerdir. Peki mükellefler hangi maliyetlerle karşı karşıya kalır acaba? Şimdi mükelleflerin karşıya karşıya kaldığı maliyetler sevgili arkadaşlar hem örtük hem de açık olabilir. Yani idare tarafından hesaplanabilir maliyetler olacağı gibi aynı zamanda mükellefin hesaplayamayacağı maliyetler de olabilir. Nedir bunlar? Nasıl tanımlanır? Bir, mesela ben bir vergi mükellefiyim ve bu yüzden bir mali müşavirim var. Mali müşavire yaptığım ödeme benim karşı karşıya kaldığım bir maliyet. Efendim, bugün mesela katma değer vergisinin son günü geliyor. Bununla ilgili evraklarımı gönderdim, düzenledim. Bunun için kullandığım platform var. Bu platform için yaptığım harcamalar da uyum maliyetleri içerisinde. Efendim, bunun dışında zamanım gidiyor. Bu da bir maliyet. Uyum maliyetleri de kendi içerisinde bu anlamda ayrımlanabilir. Dikkat ediyorsun, uyum maliyetleri dediğimiz mükelleflerin karşı karşıya kaldığı açık ve örtük maliyetleri ifade eder. Yani ne demek hocam bu açık maliyet? Açık maliyet belgelendirilebilen, parayla ölçülebilen maliyetlerdir. Mali müşavir. Evet. Kırtasiye harcaması yaptım mesela. Evet. Efendim, vergi dairesine gittim geldim.
Yani bir yol harcaması yaptım. Misal, örnek veriyorum. Bunların hepsi açık maliyete girecektir. Peki örtük maliyet nedir? Mükellef vergiye ilişkin zaman harcar. Net. Burada bir de örtük maliyet olarak, yani aslında uyum maliyetleri kapsamında düşünebileceğimiz bazı kavramlar var. Acaba hiç şöyle bir şey duydunuz mu hocam? Katalog maliyeti. Ya da kösele maliyeti diye geçiyor. İktisattan biliyorsunuz bence. Nedir bunlar? Evet. Yani enflasyonun neden olduğu maliyet. Böyle bir şey var mı? Var. Şimdi mükellef enflasyon değişince vergi mevzuatının değişeceğini bilmez. Ama vergi mevzuatı enflasyona beraber değişir. Bu yüzden mükellefin vergi dairesine gidip gelmesi zaman alır, kösele maliyeti artar diyebiliriz. Şimdi hocam, burada ben hemen sana şunu hatırlatmak istiyorum. Biz daha önce vergileme ilkelerinde aslında bu iki maliyeti minimize edilebilmesine dair vergileme ilkelerinden bahsetmiştik. Soru şu: İdari maliyetlerin minimizasyonunu konu edinen vergileme ilkesi hangisidir? Teşekkür ederim Çağrı. İktisadilik. Diğer ismi neydi hocam bunun? Tasarruf. Ne oluyordu burada? Şöyle diyorduk: en az maliyetle en yüksek vergi hasılatı. Tertemiz idari maliyetleri minimize etmek istiyor. Peki uyum maliyetlerini konu edinen vergileme ilkeleri nelerdi? Bir, mesela istikrar ilkesi olur mu, ne dersiniz? İstikrar ilkesi ne demekti? Vergi mevzuatının çok sık değişmemesi demekti. Çağrı, döneceğim sana. Eğer istikrar varsa mevzuat değişmediği için mükellefin uyum maliyetleri de azalacaktır. Değil mi? Yani artmayacaktır. Peki başka hangi ilke olabilir? İstikrar ilkesinin dışında. Başka hangi ilkeyi ekleyebiliriz? Sadelik ilkesi. Kesinlikle. Neydi sadelik ilkesi? Vergi mevzuatının basit, anlaşılabilir, açık olması. Mükellef bunu anlarsa gelip gelmez işlemi daha rahat bitirir. Evet, doğrudur. Güzel. Buradaki bağlantıyı kur. Çağrı, şimdi sendeyim. Seni dinliyorum dostum. Etkilenir Çağrı. Evet. O maliyet değil. Biz onlara vergiye karşı tepkiler diyoruz. Aslında şöyle düşünebilirsin onu: vergi yükü. Değil mi? Mesela vergi ödediği için mükellefin yaşadığı psikolojik sevimsizlik. Evet, bu psikolojik sevimsizliğe biz vergi baskısı, vergi vurgusu, vergi tazyiki diyoruz. Bunun diğer ismi de hocam şu: subjektif vergi yükü. Evet, böyle bir kavram farklılığı var. Ben enflasyon açısından bunun bir yük oluşturduğunu düşünebilirim. Evet. Öyle mi? Makroda böyle bir maliyet mi tanımlandı? Güzel. Peki. Vergileme maliyetleri tamamsa yoluma devam etmek istiyorum. Sonraki kavramımız nedir hocam? Söyleyin lütfen, yardım edin bana. Ne geliyor sonra? Vergi harcamalarını anlattık. Tekrar artık ele almaya gerek yok. İkisini bir arada konuşmuştuk. Başka hangi kavram var? Galiba burada potansiyel vergi hasılatı var. Önce, değil mi? Güzel. Konuşalım bakalım. Sevgili arkadaşlar, potansiyel vergi hasılatı var. Bir de fiili vergi hasılatı var. Bu iki kavram birbiriyle ilişkili ama birbirinden farklı kavramlar.
Bu iki kavramdan da güzel sorular yazılır hani istendikten sonra. Önce potansiyel vergi hasılatına başlayalım. Potansiyel vergi hasılatı vergi kapasitesi olarak da bilinir. Hocam kabaca potansiyel vergi hasılatı yani vergi kapasitesi bir ülkedeki ödeme gücü toplamıdır. Yani alabileceğimiz maksimum vergi miktarıdır. Dikkat et, potansiyel gerçekleşen değil, olabilecek en üst sınır. Böyle düşünebilirsin. Biz potansiyel vergi hasılatını size matematiksel olarak da anlatabiliriz. Elinizdeki noktada yazılmıştır diye düşünüyorum. Potansiyel vergi hasılatı dediğimiz aslında şu şekilde bulunur. Vergi tabanı. Vergi tabanı nedir hocam? Vergi tabanı kabaca mükellef sayısı demektir. Çarpı ortalama vergi oranı bana potansiyel vergi hasılatını verecektir. Şimdi dinleyiniz. Ortalama vergi oranı dediğin şey ne hocam? Kişinin ödediği verginin gelire oranıdır kabaca. Ve biz bunu aslında kişisel vergi yükü gibi de değerlendireceğiz. Aynı tanım olacak. Demek ki potansiyel vergi hasılatı bu. Peki fiili vergi hasılatı nedir? Fiili vergi hasılatı gerçekleşendir. Yani potansiyelin ne kadar elde edebildi? Fiili vergi hasılatını cari dönemdeki vergi hasılatı olarak da düşünebilirsin. Ve tıpkı potansiyel vergi hasılatında olduğu gibi bunun için yine bir matematik bir formül sana verilebilir. Aynı mantıkla vergi tabanı çarpı ortalama vergi oranı dedim. Bunları böyle kapattım. Şimdi geldim bir de burada vergi uyumunu devreye soktum. Yani bu potansiyeldi zaten. Değil mi? Potansiyeldi zaten. Öyleyse potansiyel vergi hasılatını vergi uyumuyla değerlendirirsem fiili vergi hasılatını buluyorum. Peki hocam bu vergi uyumu dediğin şey nedir? Yani ne anlamalıyım? Biraz sonra vergi uyumunun ne olduğunu konuşacağız ve değerlendireceğiz. Şimdi isterseniz potansiyel vergi hasılatı ve fiili vergi hasılatı hakkında biraz konuşalım sizlerle. Yani potansiyel vergi hasılatını ne etkiler, nasıl etkiler, fiili vergi hasılatını ne etkiler, nasıl yönlü etkiler, bunun hakkında konuşmak istiyorum. Elinizdeki notta zaten bir tablo olduğunda ben iyi biliyorum. Böyle bir tablo var değil mi hocam elinizde? Güzel. Peki soru şu. Mesela milli gelir artarsa potansiyel vergi hasılatı ne olur? Fiili ne olur? Hocam ikisi de artar. Çok temiz. Sonuçta milli gelir artınca vergi mükellefi sayısı artmıştır. Potansiyel arttı. Uyuma göre de bir önceki duruma kıyasla daha fazla vergi geliri elde edilir. Fiili de gerçekleşecektir. Güzel. İkisi de arttı. Peki başka ne olabilir? Mesela milli geliri de şöyle düşünürsem kişi başına düşen gelir. Yine ikisi de artar değil mi? Ne dersiniz? Aynı şekilde düşündüğümüzde ikisinde de bir artış olacaktır. Peki hocam başka ne olabilir? Mesela şöyle diyorum. Mükellef sayısı artarsa diyorum ne olur? Şimdi mükellef sayısının artması vergi tabanı çoğalması demektir. Vergi tabanı artıyorsa kapasite arttı. Vergi tabanı artıyorsa matematiksel olarak düşün fiili vergi hasılatı arttı. Güzel. Bunlar hep böyle kolay mıdır? Vallahi hep kolay değil. Biraz böyle yorum yapman gereken noktalar olabilir. Buradan çok güzel sorular da yazılır. Ben inanın çok güzel sorular yazılabileceğini düşünüyorum. Mesela merak ediyorum. Acaba hocam vergiye karşı tepkiler artarsa. Vergiye karşı tepkiler yoğunlaştı diyelim. Ne olur acaba? Vergiye karşı tepkilerin potansiyel üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Neden? Çünkü potansiyeldir, zaten maksimumdur. Peki vergiye karşı tepki neyi olumsuz etkiler?
fiili vergi hasılatını olumsuz etkiler. Eğer vergiden kaçınma, vergi kaçırma gibi aktif ve pasif tepkiler artıyorsa vergi dersi daha az vergi geliri toplayacaktır. Öyleyse bu değişmez ama fiili vergi hasılatı azalır diyebiliriz. Peki hocam başka ne olabilir? Yani mesela merak ediyorum. Diyorum ki mesela kayıt dışı ekonomi arttı. Ne olur? Evet, fiili azalır dediniz, kabul ettim. Peki potansiyel? Evet, bu da ikiye bölündük. Değişmez diyen de önemli bir kitle var. Azalır diyen bir kitle de var. Sevgili arkadaşlar, kayıt dışı ekonomik faaliyetler vergilendirilebilir faaliyetler midir? Hayır. Peki potansiyele dahil midir bunlar? Potansiyel bundan haberdar değil. Yani vergi idaresinin ne olduğunu bilmiyor. Öyleyse kayıt dışı ekonomi potansiyeli etkilemiyor çünkü zaten dahil edilmemiş durumda. Ama tabii ki fiili vergi hasılatını azaltacaktır. Artınca vergi tabanı azalmaz Bilal. Kayıt dışının artması yeni faaliyet alanının, sen şu açıdan düşünüyorsun. Kayıtlıyken mükellef, kayıt dışı oluyor. Böyle mi düşünüyorsun? Böyle bir değişim olursa evet, ama bu değil kastettiğimiz. Kayıt dışı ekonomi zaten hiç ekonomiye dahil olmamış olan demektir. Hiç kayıt altına alınmamış. Şimdi kayıt dışı ekonomi adı üstünde bu. Yani buradan güzel sorular yapılabilir. Şimdi böyle yorum sorularının gelebileceğini gördüm ben, harika. Ben şimdi burada fiili ve potansiyel vergi hasılatını kullanarak başka bir kavramı da tanımlayabileceğimden bahsetmek istiyorum. Acaba şöyle bir şey var mı hocam? Bunun altında vergi gayreti diye bir şey yazıyor mu? Şimdi vergi gayreti tanım olarak biraz havada kalan bir şey. Nedir tanım olarak vergi gayreti? Efendim, gerek mükelleflerin gerekse idarenin vergiyi ödemek ve toplamak için gösterdiği çabalar bütünüdür. Tanım biraz böyle muğlak bir tanım. Ama vergi gayretini sana matematikle ben anlatabilirim. Vergi gayreti matematiksel olarak şöyle bir ilişkiyle anlatılır sevgili arkadaşlar. Vergi gayreti dediğimiz temelde şudur. Çok net. Bu hocam vergi hasılatının, yani fiili vergi hasılatının potansiyele vergi kapasitesine bölünmesiyle bulunur. Bu kadar temiz. Peki vergi gayreti bu orana göre mi şekillenir? Gayet tabii. Bakınız, bu oran matematiksel olarak sıfırla bir arasında seyreder ama gerçek hayatta hiçbir zaman ne sıfıra ne de bire eşit olur. Zaten bunun bire eşit olabilmesi için bütün potansiyelin vergilendirilebilir halde olması lazım ki devlet zaten buna kendisine izin vermez. Muafiyet, istisna, indirim vardır. Vergi kayıp ve kaçakları hep olacaktır. Değil mi? Mümkün değil. Peki yorum yapalım. Şimdi hocam, öyleyse eğer vergi hasılatı vergi kapasitesine yaklaşıyorsa, yani vergi gayreti bire doğru yaklaşıyorsa ne oluyor demektir çok net. Vergi gayreti artıyor demektir. Şimdi eğer bu oran sıfıra doğru yaklaşıyorsa vergi kapasitesiyle vergi hasılatı arasındaki fark artıyor demektir. Sıfıra doğru yanaşıyorsa bu durumda vergi gayreti azalıyor demektir.
Şimdi biz bunu bir de şöyle düşünebiliriz sizlerle beraber. Yardım edin şimdi bana. Ben fiili vergi hasılatını matematiksel olarak yazmıştım biraz önce. Potansiyeli de yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biz fiili vergi hasılatını şöyle mi yazmıştık size? Vergi tabanı çarpı, evet, ortalama vergi oranı deyip vergi uyumunu da buna uygularız demiştik, doğru mu? Bölü, peki potansiyel neydi? Vergi tabanı ve ortalama vergi oranıydı. Hocam bu ikisi gitti. Öyleyse vergi gayreti eşittir vergi uyumu oldu. Bu anlamda vergi gayretiyle vergi uyumunu aynı şekilde düşünmek mümkün bir noktaya kadar. Ama tabii ki vergi uyumu idare tarafından ne ölçüde sağlanır? Biraz kavramsal açıdan bence sorunlar var. Efendim Çağrı. S yaptın orada. Şaşırdım mı? Ne oldu? Hı? Çağrı. Mükellef nasıl vergi ödemek istiyor? Şöyle istiyor. Biz bunu sana şu iki kavramla anlatayım. Çok da zorlama iki kavram. Onu da söyleyeyim. Evet, yerli ve milli mükellef. Böyle oluyor. Yerli ve milli mükellef yok. Hiç kimse atmasın. O yerli ve milli dedikleri bu büyük büyük insanların hiçbiri vergi ödemiyor çünkü. Yani vergiyi alakasız insanlar ödüyor bu ülkede. Bu iki kavramla aslında anlatabiliriz onu. Vergi bilinci ve vergi gayreti. Pardon, vergi ahlakı. Bu iki kavramı hiç duydunuz mu? Şimdi hocam, yani iki kavram da bana sorarsanız oldukça zorlama. Yani ben bunu kavram olarak anlatıyorum sadece. Vergi bilinci nedir? Vergi bilinci nedir acaba? Vergi bilinci kabaca verginin ne için alındığının farkında olunmasıdır. Mükellef verginin kendisinden ne için alındığını bilir. Peki vergi ne için alınır? Efendim vergi ne için alınır? Vergi şunun için alınır. Ben vergimi ödüyorum, medeniyeti satın alıyorum. Vergimi ödersem devlet savunma, asayiş, güvenlik gibi malları bana sunuyor. Yani toplum halinde yaşamamızı sağlıyor. Bu bilinçli mükellef tanımı. Vergi ahlakı nedir? Mükellefin vergi ilişkin ödevlerini eksiksiz yerine getirmesi demektir. Bu da vergi ahlakı. Evet, kesinlikle her iki kavramda oldukça zorlama bana sorarsanız. Peki vergi bilinci ve vergi ahlakını etkileyen faktörler var mı? Var. Vergi bilinci ve vergi ahlakını etkileyen faktörler nelerdir? Efendim vergi bilinci ve vergi ahlakını etkileyen faktörler ne olabilir? Mesela merak ediyorum. Eğitim düzeyi etkiler mi? Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Şimdi eğitim düzeyi vergi bilincinde, vergi ahlakında da doğru yönde etkiliyor teorik olarak. Fakat ben tam tersini düşünüyorum. Bak net. Yani bana sorarsanız tam tersi. Çünkü bilmemenin verdiği bir mutluluk var esasen. Yani bildikçe vergiyi soğuyorsun. Yani ben öğrendikçe gerçekten burada vergiden soğumuyorum aslında. Vergi kavramından soruyorum. Yani alınan vergi nerede kullanılıyor? Kimin vergisi efendim siliniyor uzlaşmayla ne kadar indiriliyor? Garibandan ne kadar zorla vergi alınıyorum? Öğrendikçe uzaklaşıyorum. Benim için buradaki ilişki tam tersine. Allah çok net. Peki hocam, eğitim düzeyinin dışında vergi bilinci ve vergi ahlakını başka hangi kavramlar etkileyebilir? Mesela gelir dağılımı etkiler mi dersiniz? Mesela gelir dağılımı adil oldukça her ikisi de artacaktır.
Ya evet Bilal, Türkiye bazı düşünmemek lazım biliyorum da nasıl mümkün yani? Ne mümkün? Gelir dağılımı iyiyse bilinçli ahlak da artar deriz. Evet, güzel. Peki bilinç ve ahlakla ilgili kültürel farklılıklar var mıdır? Yani bir etki. Vardır hocam. Kültürel farklılıklar bilinci ve ahlakı da farklı şekilde etkileyebilir. Mesela hocam, Anglo-Saksonlar, işte Amerikalılar, bunların vergi bakış açısıyla bizim vergi bakış açımız birbirinden gerçekten farklı. Zaten devlete bakış açısıyla alakalı biraz da, bizde devlete biat var. Yani devlet babadır, ne dese yapılır, işte devlet iyidir, bla bla. Ama yabancılarda böyle değil yani. Mesela Amerikan sinemasında hep şu sahneyi görürsünüz. KDV var onlarda Bilal. İsmi KDV değil ve inan bana bizden daha iyi biliyorlar. Vallahi bak. Hocam, Amerikan sinemasında hep şöyle bir sahne görürsünüz Hollywood filmlerinde. İşte filminde bir ana karakter ya da yan başrol karakter diyelim. Bir de hocam orada şey yapıyorlar. Sahnede bir şey oluyor. Hemen şöyle diyor. Bir kamu görevlisi sorun çıkıyor. Polis oluyor daha çok tercihen. Şöyle diyor oradaki kişi hemen. Senin maaşın benden alınan vergilerle ödeniyor diyor. Nasıl? Kültürel farklılık. Hadi biz de polise böyle de. Yani senin maaşın bizden alınan vergilerle ödüyor demeniz genelde şey oluyor. Bunu diyen oldu daha önce. Ben onu görüntüde gördüm. Çıktı. Ama işte orada basın olunca sorun olmuyor. Böyle bir şey vardı yine. Böyle bir yürüyüş, toplantı, gösteri gibi bir şey vardı hatırlıyorum. Göstericilerden biri dedi ki senin maaşın işte bizden alınan vergilerle ödeniyor dedi. Sen bize izin vermiyorsun vesaire. Sonra komiser de zekiymiş, cebinden çıkarttı 50 lira verdi. Al dedi. Senin verginden bana gelen tutar bu dedi kendince. Güzel bir hamleydi. Kültürel farklılıklar etkili. Bunu görüyoruz hocam. Peki başka ne etkili olabilir vergi bilinci ve vergi ahlakı ile ilgili? Mesela kamu hizmetlerinin etkinlik düzeyi olur mu, ne dersiniz? Kamu hizmetleri ne kadar etkin sunuyorsa o kadar bilinç ve ahlak artabilir. Vergi adaleti de önemlidir, değil mi? Vergi adaleti bence en önemlisi. Vergi adaleti arttıkça bilinç de ahlak da artar diye düşünebiliriz. Tekrar ediyorum, bir iki kavram gerçekten zorlama kavramlar. Zannımca bu düşüncemde işin açığı değişmedi hocam. Bunu da tekrar söyleyeyim. Peki şimdi gelen kavram nedir hocam? Vergiye karşı tepkiler vardı sanki bundan sonra, bilinç ve ahlaktan sonra. Ben öyle hatırlıyorum. Bakınız buraya. Vergiye karşı tepkiler benim sevdiğim bir başlık. Vergiye karşı tepkilerin aslında biz bir başlık altında işlendiğini size daha önce söylemiştik. Vergiye karşı tepkiler hocam, vergi psikolojisi dediğimiz kısımdı ve bir tane kamu maliyesi yaklaşımı içerisinde yer alıyordu. Hatırladınız mı? Şöyle demiştik, bir tane modern yaklaşım vardı. Psikolojik ve ne? Sosyolojik yaklaşım, değil mi? İnsan faktörünü konu edinen kamu maliyesi yaklaşımıydı bu. İşte vergiye karşı tepkiler tam bu başlıkta. Biz mükelleflerin vergiye karşı algılarına göre sergiledikleri tutumların ve tepkilerin olduğunu söyleriz. Öyleyse burada önemli olan öncelikle mükellefin vergiye karşı algısıdır. Yani vergiyi nasıl algıladığınız önemli. Buna göre biz şöyle deriz. Vergiye karşı bir pasif tepkiler vardır. Bir de vergiye karşı aktif tepkiler vardır. Peki hocam, bu pasif tepki ne ola? İşte aktif tepki ne ola? Şimdi öncelikle mükellef vergi diye bir şeyden haberdar olmasın.
Psikolojik olarak böyle düşünelim ama hepimiz doğduğumuzda verginin ne olduğunu biliyoruz. Hadi diyelim ki vergiyi bilmiyoruz, böyle vergiyle tanıştık, çok mümkün değil. Şimdi hocam, vergi diye bir şey çıktı. Önce böyle bu vergi iyi mi kötü mü bir fikriniz olabilir mi siz? Birden çıktı bu vergi diye bir şey. Yok. Yani apati dediğimiz bir aşama var. Nötr. Tarafsız verginin ne olduğu hakkında bilgi sahibi değil. Sonra vergi alındıkça kamu hizmeti aldığını keşfediyor. Bu durumda mükellefin vergiye karşı algısı önce sempati oluyor. Ama bu vergi öyle bir şey ki durduğu gibi değil. Sürekli artıyor ve yenileri gelmeye başlıyor. Bu durumda mükellef vergiye karşı artık antipati beslemeye başlıyor. İşte antipati kısmı pasif tepkiyle başlıyor. Vergiler arttıkça mükellefin algısı yükseliyor, yükseliyor, nefrete dönüyor. Tam bu noktada da aktif tepkiler geliyor hocam. Peki vergiye karşı pasif tepkiler nelerdir? Çok fazla şeyi yazabiliriz. Ama şöyle bir düşünelim beraber. Mesela hocam, vergi oranı arttıkça mükellef daha fazla vergi ödüyordu. Bu yüzden çalışmamayı tercih ediyordu. Böyle bir şeyden bahsetmiştik ya. Hangi etkiydi bu? Hatta şöyle yazdık onu. Aylaklığı tercih etme, değil mi? Evet, ikame etkisi. Vergiye karşı gösterilen bir pasif tepkidir bu. Peki yardım edin bana. Tüketim üzerinden alınan vergi arttı. Tüketimi azaltır mısınız? Tüketimi kısma. Evet. Peki yatırımda teşvik vardı. Devletin birçok teşviği söz konusuydu. İndirimi vardı örneğin. Birden kaldırdılar bunları. Şimdi bu durumda artık yatırım daha maliyetli. Yatırımı ne yaparsınız? Azaltırsınız. Bakınız, bu da vergiye karşı gösterilen bir pasif tepkidir. Efendim, peki vergiyi yansıtmak. Bakın, vergiyi yansıtmak da vergiye karşı gösterilen bir pasif tepki olacaktır. Efendim, vergiden kaçınma işte en önemlisi. Vergiden kaçınma nedir? Nedir bu vergiden kaçınma? Bana yardım et. Ya da sen düşünürken ya da ne olduğunu yazarken ben şu nefret aşamasını hemen sana bir anlatayım. Vergi kaçırmayla başlıyoruz hocam. Çok sert süreç. Direkt kaçırıyoruz. Yani nefrette vergi kaçırma var. Vergiden kaçınma ve vergi kaçırma arasındaki fark çok sevilir, çok önemsidir. Vergiden kaçınma nedir? Vergi kaçırmayla farklılığı nedir? Diyeceksiniz ki hocam, vergiden kaçınma legal, vergi kaçırma ise illegaldir. Doğru mu? Evet, ama ikisinin arasındaki fark bu mu acaba? Ne dersiniz? Bu ifade doğru olmakla beraber ikisinin arasındaki fark bu değil esasen. Evet Muhammed. Evet, dikkat et, ceza değil, yanlış yere gidersin. İkisi arasındaki temel farklılık onlar değildir. Evet, vergiden kaçınma legaldir. Vergi kaçırma suçtur. Bunun yaptırımları vardır. Hapis cezası, para cezası olmak üzere. Fakat ikisi arasındaki farklılık çok nettir. O da tanımla beraber karşına gelir. Vergiden kaçınmayı şöyle tanımlarız biz. Vergi doğuran olaya sebep olmayarak veya kanuni boşluklardan yararlanarak vergi yükünü azaltmaktır. Tekrar ediyorum. Vergiden kaçınma, vergiyi doğuran olaya sebep olmayarak veya hukuki boşluklardan yararlanarak vergi yükünü azaltmaktır. Vergi kaçırmaysa, takip et, dikkatli dinle. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş, vergi borcu doğmuş olmasına rağmen mükellefin bilerek ve isteyerek vergiyi ödememesidir. Yani vergiden kaçınmayla vergi kaçırmasındaki temel farklılık şudur. Vergiden kaçınmada vergiyi doğuran olay yoktur. Ama vergi kaçırmada
vergi mükellefin şahsında doğmuş. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş, vuku bulmuştur deriz. Aman diyeyim, bunu unutma. Peki, vergi kaçırmaya başladığımız bu basit aktif tepkiler neler? Vergi kaçırmanın dışında vergi reddi var mesela. Nedir vergi reddi? Mükellef şöyle diyor. Yeter artık, ben vergi ödemeyeceğim. İstemiyorum bu vergiyi, kabul etmiyorum. Bu vergi reddidir. Eğer bu mükellefler bir araya gelir, bunu böyle topluca ifade ederlerse bu da vergi grevidir. Dikkat et, vergi grevinde barışçıl bir şekilde böyle STK'lar toplanır, açıklamalar yapılır. Ama en son Halil Sezai'ye bağlanır. Nedir bu? Vergi isyanı. Evet, buradan sana soru nasıl gelebilir? Öncelikle aşağıdakilerden hangisi vergiye karşı gösterilen pasif tepkilerden biri değildir deyip bir tane vergi kaçırma konulabilir. Ben çok severim mesela onu koymayı. Ya da efendim, vergiden kaçınmayla vergi kaçırma arasındaki farklılık teorik olarak da sana sorulabilecek bir başlıktır. Yani teori kısmında da burada sana soru gelebilir hocam. Dikkat et. Dikkat et buna. Peki, yeni bir başlık. Daha doğrusu yeni bir alt başlık. Acaba çifte vergilendirme diye bir şey var mı orada? Çifte veya diğer ismi mükerrer vergileme. Bunun çok basit bir matematiği var. Bu matematiği aklında tutarsan rahat edersin hocam. Matematiği nedir? Çifte mükerrer vergilemenin matematiği şudur. Bak, dikkatli dinliyorsun. Çok temiz çünkü. Aynı mükellefin aynı konu üzerinden aynı vergilendirme döneminde birden fazla kez vergi ödemesidir. Anlaştık. Matematik anlaşılmış mıdır hocam? Tamam mı burası? Bakınız, çifte vergilendirme daha çok günümüzde uluslararası vergileme sorunudur. Yani ne demek uluslararası vergileme sorunu hocam? Nasıl yani? Şöyle sevgili arkadaşlar, biz çifte vergilendirmenin iki tane ilkenin çatışmasıyla ortaya çıktığını söyleriz. Birinci ilkemiz burada şahsilik ya da diğer ismiyle hangi ilkedir bu? Uyrukluk ilkesidir. Diğer ilke ise mülkilik ya da diğer ismiyle yerselliktir. Şimdi nedir bu şahsilik, nedir bu mülkilik? Bunları bir tanımlayalım. Şimdi hocam, şahsilik ilkesi şudur temelde. Benim ülkemin vatandaşları benim kanunlarıma tabidir. Yani benim ülkemin vatandaşı nerede olursa olsun bana vergi ödemelidir demektir bu. Vergisel anlamda. Peki mülkilik ilkesi nedir? Mülkilik ilkesi de şudur hocam. Benim siyasi sınırlarımda benim kanunlarım geçerlidir. Vatandaşlığın bir anlamı yok demektir. Eğer bu iki ilke çatışırsa çifte vergilendirme sorunu karşıya çıkar. Şimdi çifte vergilendirme sorunu bir kurguyla çok netleşecektir. Ha, bu arada çifte vergilendirme sadece uluslararası vergileme sorunu değildir. Ülke içinde de olabilir. Değil mi Bilal? Ne dersin? Çifte vergilendirme gördün mü hiç? Çalıştığın dönemde. Görmedin mi? Evet, Çağrı, yani nasıl olacak bu iş? Bunun çözümü nedir? Gelin bunu bir kurguyla anlatalım. Hocam, Ali var. Ali Sivas'ta yaşıyor. Sivas Divriği'nde yaşıyor. Yani. Bu arada Sivas Divriği'de bir maden vardı. Neydi o?
Maliye dersinde coğrafya desteği. Evet, demir madeni var, değil mi? Güzel. Peki, Sivaslı Ali, Divrihli Ali demir fabrikasında çalışıyor diyelim. Demir çelik endüstrisinde çalışıyor diyelim ya da atıyorum. Efendim, Ali evli. Tamam mı? Ayşe. Ve Ali'nin de Ayşe'den olma iki çocuğu var. Şimdi Ali sabah kalkıyor, giyiniyor, hazırlanıyor, kahvaltısını yapıyorlar. İşte eşi onu gönderiyor, çalışmaya gidiyor. Servise biniyor, iş yerine doğru giderken iş yerinin önünde böyle bir kalabalık görüyor. Efendim o da nesi? Hemen iniyor, bir bakıyor. Şöyle olmuş, asgari ücret çok arttı, kriz yaşıyoruz. O yüzden biz işi çıkaracağız. İşten çıkartanlar listesi diye böyle bir liste yayınlıyor. Ve asılmış liste ve o listede bakıyor ki Ali kendi ismi de var. Efendim Ali gerisin geriye geri dönüyor. Surat düşük, mahvolmuş durumda. Kapıyı açıyor. Diyor ki kapıyı çalıyor. Diyor ki Ayşe Bey senin ne işin var bu saatte? Diyor ki Ali böyle böyle hanım bizi işten kovdular. İşte bizim bunun için kıdem tazminatımızı verdiler ve geri gönderdiler. Tazminatlar hesaba yatacakmış diyor. Ayşe de diyor ki yiğidim diyor takma kafana taşı sıksan suyunu çıkartırsın sen diyor. Boş ver. Önemli değil bu diyor. Bunun üzerine Ali gel zaman git zaman iş arıyor ama iş yok. Divriği de çok büyük bir yer değil. İlk önce tazminat geliniyor. Kenarda Ayşe'nin ayırdığı altınlar varmış. Onlar yeniyor falan. Artık kira zamanı geliyor. Kiralar ödenememe başlıyor. Bu durumda en sonunda Ali diyor ki hanım hepinizi kurtaracağım ben yolu buldum. Hocam Ali'nin amcası Almanya'da daha önce göçmüş ve Ali amcasını arıyor. Diyor ki amca böyle böyle işten çıkartıldım iki çocukla evden atılmak üzereyim. Beni Almanya'ya getirt çalışayım ben orada bakayım aleme diyor. Tabii diyor amcası ben baba yarısı sayılırım. Sana bir istek gönderelim diyor. Gel. Ali istekle gidiyor. Tabii bu turist vizesi. Turist yani giriş amacı o esasen. 6 ay boyunca vakti var. Aslında 6 aydan daha az. Diyelim ki 6 ay. Ali kaçak göçek çalışmaya başlıyor. Ve Ali geceli gündüzü çalışıyor. Derken 6 ay boyunca hatırı sayılır bir para biriktiriyor. En sonunda diyor ki amcasına, amca diyor yeter artık biz milletin ağız kokusunu çekmeyelim, kendi işimizi kuralım diyor. Ve Türklerin dünyaya en önemli katkısını yapıyorlar. Evet, sizce ne yapıyor amcasıyla Ali? Ne yapıyor? Tabii ki döner. Açıyor hocam dönerciyi. Ali bu arada etten çok iyi anlıyor. İç Anadolu insanı eti bilir. Almanlar geliyor ya şun diyor, yiyor, 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 gidiyor. Güzel de para kazanıyorlar. Bu arada Ali'nin tabii vizesi bitiyor. Ali burada kalabilmek için sahte bir evlilik yapıyor Helga'yla. Nedense sahte başlayan her evlilik çocukla sonuçlanıyor. Genelde böyle gidiyor. Böyle bir sorun da var. Şimdi hocam ve bir yıl doluyor. Artık ödeme zamanı geliyor. Neyi ödeme zamanı? Diyor ki otoriteler, hadi bakayım gelir elde ettin. İlk önce diyor ki Türkiye, Ali benim vatandaşımsın vergiyi bana öde. Almanya diyor ki Pışık gelir benim sağımda elde edildi diyor. Eğer bu iki ülke anlaşamazsa geçmiş olsun Ali'ye. Ali hem Türkiye'ye hem de Almanya'ya vergi öder. İşte bu durumu çifte vergilendirme karşınıza gelir. Fakat biz çifte vergilendirmenin uluslararası vergi anlaşmalarıyla çözümlendiğini söyleriz. Evet hocam, burada Türkiye ve Almanya arasında bir ne vardır? Bir uluslararası vergi anlaşması çifte vergilendirme kapsamında yapıldı. Hatta hemen hemen 90 tane ülkeyle bizim uluslararası vergi anlaşmamız var.
Böylelikle bu şöyle çözülüyor. Her iki ülkenin vatandaşlığını devreye almıyorlar. Yani şöyle diyorlar. Ah ah Ali var ya. Gerçi Ali çifte durumlara alışkın. Çağrı bak burada bir de Hega durumu var. Yani anlayacağın her zaman iyi değil çifte durumlar. Bak görmüş olduk. Burada şöyle anlaşılıyor. Deniliyor ki iki ülke birbirine. Efendim Türk vatandaşları bir takvimde 6 aydan daha fazla senin siyasi zindanında yaşıyor ve kalıyorsa Almanya'da elde ettikleri gelirler için Almanya'ya vergi ödensin. Alman vatandaşları için de Türk otoritesi bunu kabul ediyor. Mütekabiliyet şartıyla bu iş çalışıyor hocam. Çifte vergilendirmeyi anladık mı? Yani örneği unutamazsınız. Yani genelde öyle oluyor değil mi? Yani bilmiyorum vardır içinizde muhakkak. Akrabası olanlar, Almanya'da olanlar hep böyle gidiyor bu seyir. Evet. Bence güzel oldu. İyi anladık bunu. İsterseniz şöyle bir bakayım. Hani ara vakti de gelmiş gibi görünüyor hafiften. Burada bir ara verelim mi hocam? Güzel. Yeni nesil anlatım diyorsunuz yani. ÖSYM'nin yeni nesil vergi sorularına karşı yeni nesil anlatım. Elimden geldiğince yardım ediyorum. Takdir sizlerin.